Merhaba. Bilindiği gibi iktidar şimdiye kadar birçok yargı paketi, reform paketi adıyla çıkardı. Ve bunların sayısı 8 bildiğimiz kadarıyla. Dokuzuncusu da gündemde. Ama şimdiye kadar çıkarılan reform adıyla çıkarılan paketlerin hiçbiri yargıdaki olumsuz gidişatı olumluya dönüştüren bir sonuç doğurmadı. Ve çıkarılan paketlerin, ilan edilen insan hakları eylem planlarının hiçbiri hayata yansımadı ve çoğu kağıt üzerinde kaldı. Şimdi 9. paket konuşuluyor, meclis gündemine gelmesi bekleniyor ve bununla ilgili haberler ve paketin içeriğiyle ilgili, detaylarla ilgili bir takım bilgiler medyada yer almaya başladı. Şimdi burada bugün yayında konuş edeceğimiz şey söz konusu 9. yargı paketinde yeni bir infaz indiriminin söz konusu olduğuna ilişkin iddialar. Bununla ilgili bir haber sitesinin haberi üzerine avukat Hatice Yıldız sosyal medya hesabında, X hesabında şu paylaşım yapmış. Diyor ki haber doğru ise eğer 9. yargı paketiyle Suç ayrımı olmaksızın infaz süreleri bir hayli düşecek. Binlerce insan tahliye olacak. Ana başlıklarında şöyle aktarıyor. Dörde dört diye tabir edilen cezanın tamamının kapalı cezaevinde infaz edilmesi gerektiren maddenin kaldırılıp ikiye üçe çekilmesi öngörülüyor. Cezasının yüzde kırkını tamamlayan hükümlünün açık ceza infaz kurumuna sevk edilmesi oradan denetimli serbestlik hükümleri uyarınca tahliye edilmesi bekleniyor. Mevcut 1'e 2, 2'ye 3, 3'e 4, 4'e 4 şeklinde uygulanan infaz rejiminin 1'e 5 olarak suç ayrımı olmaksızın, yapılmaksızın uygulanması hedefleniyor. Tabi haber doğru mu bilmiyoruz ve doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde herhalde göreceğiz. Belli ki burada bu paketle yeni bir infaz indirimi gündeme gelecek gibi görünüyor. Ve şimdiye kadarki infaz indirimlerine baktığımız zaman iktidarın yaptığı adaletin tecellisi işte genel af vesaire gibi şeyler değil. Haddinden fazla dolan ve izdiham boyutuna varan cezaevlerindeki yoğunluğun hafifletilmesi, cezaevlerinin boşaltılması ve şimdiye kadarki infaz indirimi adı altında yapılan düzenlemelerle kimler serbest kaldı? Neredeyse bütün suç türleri bu infaz indirimlerinin kapsamına alındı. Katiller, hırsızlar, yan kesiciler, soyguncular, çeteciler, uyuşturucu tacirleri, bunların içerisinde İsrailli hüküm giymiş, kesin hüküm giymiş bir uyuşturucu taciri de var ve İsrail hükümetinin talebiyle serbest bırakıldığı biliniyor. Bunu da daha evvel yayın konusu yapmıştık. İşte mafya mensupları vesaire vesaire. Tecavüzcüler, tacizciler ama terör ile suçlananlar hep kapsam dışında bırakıldı ve terörle kimlerin suçlandığı da bu süreçte zaten malum. Gerçek teröristler diye tabir edilen terör olarak ifade edilen kavramın tam karşılığını bulan eylemlerle suçlananlar değil veya onların yanında terörle hiçbir alakaları olmadığı halde terörist yaftası vurulan ve bu suçlamayla yargılanıp mahkum edilip içeride tutulan insanlar ve bunlar şimdiye kadarki infaz indirimlerinin Dışında tutuldu, ısrarla ve inatla. Bütün çağrılara rağmen, bütün bu noktada yapılan uyarılara rağmen. Şimdi deniyor ki eğer bu haber doğruysa Hatice Hanımın dediği gibi herhangi bir ayrım yapılmaksızın bu infaz indirimi gündeme gelecek ve böylece terör suçluları diye şimdiye kadar yapıla gelen o istisna uygulaması bu sefer söz konusu olmayacak. Tabi bunun ilerleyen safahatta bu düzenlemenin yasalaşması aşamasında ne şekle geleceğini şu anda bilemiyoruz. Şimdiye kadarki tecrübeler bu yönde yapılan bir takım teşebbüslerin son aşamada sabote edildiğini, engellendiğini göstermişti. Hatta bundan evvel bebekli annelerin bırakılması noktasında bir düzenleme de söz konusu olmuş idi. Ve bununla ilgili süreç olumluya doğru ilerlerken, o şekilde düşünülürken son anda bir el devreye girmiş ve o söz konusu düzenlemeyi bebekli anneleri ilgilendiren kısmını metinden çıkarttırmıştı. Şimdi de böyle bir şey olur mu olmaz mı? Mevcut düzende bu ihtimal her zaman için açık. Onun için bu tarz konuları gündeme getirirken ve değerlendirirken daima bir ihtiyat payı bırakmak gerekiyor ve tek adam rejiminde ve saraydaki yapılanmada yani bu tarz olumlu adımların olumlu şekilde sonuca ulaşmasını engelleyen bir takım güçlerin varlığı hiçbir zaman gözden kaçırılmamalı. Ama diğer taraftan da 31 Mart seçim sonrası oluşan yeni siyasi iklim Erdoğan'ın siyasette bir yumuşamadan bahsetmesi ve ana muhalefetle bu çerçevede bir diyalog başlatması gibi bir tabloyla da karşı karşıyayız. Ve öteden beri seslendirile gelen genel af konusu da bu çerçevede, bu iklim içerisinde değerlendirilmesi gereken bir konu. Temennimiz, daha önceki yaşanan tecrübelerin ve sabote etme örneklerinin bu yeni e, pakette tekrar gündeme gelmemesi, gelse bile bunlara itibar edilmemesi ve kanayan yaranın, yıllardır kanamaya devam eden bir yaranın e, sarılması noktasında nihayet bir adım atılması. Zaten Yalçınkaya kararından sonra, defaatle ifade ettiğimiz üzere, e, hukuka dönüş noktasındaki işaretlerin e, yerli yargı mercilerinde de artmaya başladığı bir süreçteyiz. Ve evvelce o mahfiller tarafından gayet normal görülen mahkumiyet kararları artık e, bozulma aşamasına geldi. Kesinleşmiş kararlar içinde bozma e, kararları ve talepleri gündeme geliyor. Onun için zaten illaki bir aşamada bozulacak olan mahkumiyet kararlarında ısrar edip veya o verilmiş mahkumiyet kararlarına istinaden infazı devam etmekte olan bir takım mahkumiyetlerin artık daha fazla sürdürülmemesi ve bu sürece bir nokta konulması gerekiyor. Bunu çok gecikmiş de olsa artık atılması gereken bir adım olarak görmek lazım. Ve Türkiye'nin hem iç barış hem genel af anlamında yeni siyasi iklimle uyum arz eden bir anlayışa ulaşması gerekiyor. Temenni edelim ki o bek gelmesi beklenen 9. yargı paketindeki infaz düzenlemesi bu beklentileri karşılayan bir muhteva ile çıkarılır ve yıllardır haksız yere içeride tutulan insanlar artık özgürlüklerine, evlerine, ailelerine, sevdiklerine kavuşur.